Yolumuz uzun, meşakkatli, dikenli. Ama biz ne diyoruz? Bizim davamızda zor diye bir kavram yok. Bizim davamızda pes etme diye bir kavram yok. Bizim davamızda vazgeçme diye bir kavram kesinlikle yok. Bugün bir kişi oluruz, yarın 1000 kişi oluruz, ertesi gün 5000 kişi oluruz. Çünkü bu dava Allah'ın davası. Bu dava her zaman için gariplerin, yetimlerin, mazlumların, dünya Müslümanlarından umut bekleyen bütün dünyadaki 7 milyar insanın da umudu olan bir dava. Dolayısıyla bizler bunun bilinci içerisinde gece gündüz çalışacağız. Birbirimize kardeşlik ruhu içerisinde değişimi dönüşümü bu kadroyla, bu hareketle birlikte öncelikle Kayseri'den sonra da Türkiye'den, Türkiye'de Doktor Fatih Erbakan'la birlikte, Kayseri'de de sizinle birlikte, hep birlikte inşallah değişimi ve dönüşümü başlatacağız. Allah'ın izniyle en yakın zamanda da ilk seçimde Kayseri'de yeniden Refah Partisi'ni zirveye taşıyıp inşallah bizim hedefimiz her zaman için yüksektir. 10-0 milletvekili bütün belediye başkanlıkları diye yola çıkacağız. Rabbim ne nasip ederse ona göre inşallah kısmetimizi arayacağız. Ama biz bunu yapmadan önce öncelikle biz davamızı bireylere, vatandaşlarımıza tek tek, ev ev, köy köy, kasaba kasaba, mahalle mahalle anlatmaya devam edeceğiz. Eğer biz bunu yapmazsak başkaları yapacak. Biz bunu yapmazsak boşluğu başkaları dolduracak. Dolayısıyla şu anda zemin çok müsait. Saha boş, kale boş. Önümüze bir top konmuş ve diyorlar ki kaleye, boş kaleye gol atın. Biz bu kaleye golü bu zaman atamazsak hiçbir zaman atamayacağız, ofsayta düşeceğiz. Dolayısıyla biz bir kişi demeyeceğiz, iki kişi demeyeceğiz, üç kişi demeyeceğiz, gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz, çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Hocamız her zaman ne demişti? Bir örneği vardı. Dağın başına gidip, bu örneği baştan beri veriyoruz, bir taşı ilçe başkanı yapmıştı. Burada ilçe başkanlarımız var, birim başkanlarımız var. Öncelikle bu teşkilatın olmazsa olmazı ve yükü ilçe başkanlarının omuzlarında yükselecek. Buradan bütün ilçe başkanlarıma sesleniyorum. İlçe başkanlarım inşallah bizim davamızı bilerek gelen ilçe başkanları ve yükü taşıyacak şekilde seçtiğimiz ilçe başkanlarıdır. Ona layık olarak da bütün herkes il yönetimiyle birlikte, arkadaşlar susun, lütfen burayı dinleyin. Dolayısıyla Gençlik Kolları Başkanımız, dinleyin lütfen burayı. Tamam mı? İsmail Bey sizde. Biz birlikte güçlü olacağız, birlikte davaya sahip olacağız ve birlikte başaracağız. Gençlik Kolları Başkanımız gençlerle birlikte başaracak. Hanım Kolları Başkanımız hanımlarla birlikte başaracak. İlçe başkanlarımız kendi teşkilatlarına hakim olarak ve kendi teşkilatlarıyla birlikte hareket ederek inşallah başaracağız. İl yönetimi olarak da biz de bunların tamamıyla ilgilenerek, hepsinin sorunlarıyla, dertleriyle ilgilenerek hep birlikte başaracağımıza buradan hep birlikte söz vereceğiz ve böyle gideceğiz. Var mıyız? Varız. Var mıyız? Varız. Var mıyız? Varız. Olmadı. AK Parti il başkanlığı duyması lazım burada. Diğer siyasi partilerin il başkanları duyması lazım. Bugün burada Yeniden Refah Partisi'nin il divanı yapılıyor diye. Var mıyız? Varız. Var mıyız? Varız. Allah sizden razı olsun. Küçüğünden büyüğüne, gerçekten ben sizleri görünce ve burada birlikte olunca maddiyatı unutuyorum. Kesinlikle maneviyata geçiyorum. Erbakan hocamızın bizi şuradan izlediği gibi şu an orada sanki bizi canlı izliyor. Ben Erbakan hocamızın karşısında konuşuyor gibi sizlerin karşısında konuşurken de heyecanlanıyorum. Tabii ki beşeriz, şaşarız. Hatamız olur. Bunu da
görmeyeceğiz. Birbirimizin hatasını yok etmek için gece gibi olacağız, örteceğiz ve kardeş olacağız. Hep birlikte bir bütün bir şekilde yeniden Refah Partisi teşkilatlarına yakışır biçimde hanım demeden, çocuk demeden, genç demeden, yaşlı demeden, Z demeden, Z kuşağı demeden, A demeden, B demeden. Bizim görüşümüzde Z kuşağı, A kuşağı, B kuşağı, C kuşağı yoktur. Gençler bizim gençlerimiz, hanımlar bizim hanımlarımız, yaşlılar bizim amcalarımız, hepsi bizim için bir bütündür. Yalnız 2021 yılındayız. 2021 yılındaki gençlerimizi anlayarak, onlara nüfuz ederek, onların dertlerini anlayarak, herkesin peşinde koştuğu 7 milyon Z kuşağı oyunu yeniden Refah Partisi'ne sevdirerek ve anlatarak kazandıracağız. Onlar bizim için çok önemli. Nesillerimiz onlarla birlikte devam edecek. Onlarla birlikte yetişecek. Dolayısıyla ben herhalde Z kuşağı 2000'den sonra doğanlar, benim oğlum da Z kuşağı. Biz de artık X kuşağı oluyoruz herhalde. X kuşağı, Y kuşağı demeden biz de kendimize bir şey bulacağız. X large mıyız? Evet, yani İsmail Başkanımız güzel özetledi. X large. Allah sizden razı olsun. Çok fazla uzatmayacağız. Vaktimiz kısıtlı. Öyle çok fazla lügatlara girmeyeceğim. Özetledim. Teşkilat ruhunu biliyoruz. Yapacağımız işi biliyoruz. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Hedefimizi biliyoruz. Dünyayı değiştirirken neye değiştirmek istediğimizi biliyoruz. Kayseri'yi değiştirmek için niye değiştirmek istediğimizi biliyoruz. Kayseri'deki bu düzene son vermek için sizinle birlikte niye yola çıktığımızı biliyoruz. Ezilen, hor görülen, bir tarafa itilen, bertaraf edilen milletlere, toplumlara ve Kayseri halkına umut olmaya geliyoruz. Geldik, buradayız ve inşallah başaracağız. Sizinle birlikte başaracağız. Sevgiler, saygılar, herkesi seviyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Allah sizden razı olsun.